Tanrı olmuş, oyuna mızrak gelmiş. Sizi kutsuyorum. Ameno. Ameno tavila tabi ameno. Neyse. Şuna bir tane vuralım. Sen de geber. Sen de geber. Arkadaşlar merhaba, ben yakışıklı bir okulda kastuan doktorunuz. Video geçmeden önce sizlerden 2-3 bir şey istiyorum gençler. Videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim gençler. Solda çıkan bildirimleri aç butonuna basıp bildirimleri açmayı, eğer bunların hepsini yaparsanız belki rüyanızda siz de benim gibi kastı ve yakışıklı doktor olabilirsiniz. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alperen gençler. Bugün sizlerle Minecraft Snapshot 18v11a ile karşınızdayım gençler. Abi bu nedir lo diyenleri duyar gibiyim. Bu gençler Minecraft 1.13'ün gelmeden önceki sizlere ufak da olsun bir tanıtım videosu olacak. Çok kapsamlı yapmayacağım gençler. Sadece gördüğüm ve birkaç bildiğim şeyleri sizlere göstereceğim. Minecraft artık değişiyor gençler. Evet, Minecraft artık değişiyor. 1.13 sürümü çıkıyor gençler. 1.12'den sonra 1.13'te gençler hiç görmeyeceğiniz şeyler mevcut. Ben de daha yeni gördüm ve bayağı bir şaşırdım. Zaten kafalımı görüyorsunuz değil mi? Neyse, kafalımı şöyle göstereyim gençler. Kaplumbağa kabuğundan kafalım var valla. Daha yeni yaptım az önce. Şekil şukulum böyle bayağı oluşturuyorum. Arkamda bir tane kaplumbağa reis var. Kaplumbağa reis, anlat bakalım bu Minecraft.1.13 ne iş? Salak, yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Anladım. Teşekkür ederiz kaplumbağa reis. Bugün gençler bunu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ileride böyle papağanlar falan filan var böyle. Gençler Minecraft tamamıyla artık böyle doğaya daha çok önem vermeye başlamış ve artık sizlere bunu yapmam gerekiyor. Hazır mıyız gençler? Bakın şimdi. Hazır mıyız abi? 3 2 1. Hoba! Gençler görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta artık deniz altına bayağı bir önem veriliyor ve gençler deniz altındaki hayvanlarla böyle bayağı bir işi dışlı olabileceğiz yani. Ve gençler çıkarken de bakın mesela burada şu an çıkmam gerekiyordu ama çıkamıyorum. FPS moduna geçtim ve yukarı doğru böyle çıkıp sudan da çıkabiliyorsunuz. Ve bayağı bir item eklenmiş. Ben sadece gördüklerimi buraya böyle depoladım gençler sizler için. Haberiniz olsun yani. Öncelikle şunlardan başlayacağım. Bunlar gençler mercan bloğu galiba. Bunlar suda yetişmesi lazım büyük bir ihtimal. Şu an suda bulamadım ancak böyle game mode 1'deyken baktım. Bunlar bulunuyor abi. Bunları böyle katalım bakalım şöyle. Sizler de gençler renklerine falan bakın. Renkleri gayet hoş olmuş yani bunların. Şöyle mercan katalım. Aa bak, en güzel mercan hangisi biliyorsunuz mu? Vallahi pembeyle sarı olmuş bence. Bu mercanlar acaba nasıl oluyor? Onu da hiç bilmiyorum gençler. Aa, ölüyor mercanlar. Gençler bakın şimdi, bak. İki tane koymuştum. Burada iki tane renkli mercan vardı. Bakın mercanlar öldü. Ölü mavi mercan. Allah Allah. Bu ne? He gençler, bu mercanlar belli bir süre sonra ölüyor sanırsam. Galiba suyun üstündeyken ama. Neyse, bu bakalım böyle kalsın biraz. Daha bayağı bir item'ımız var abi, onlara bakalım şöyle. Şu kafalı tekrardan giyeceğim. Teşekkürler. Başka gençler burada görmüş olduğunuz gibi tropikal balık diyor, kaplumbağa diyor, somon diyor, papağan diyor, morino diyor ve kaplumbağa yumurtası. Şuna bakar mısın? Çok küçük değil mi abi? Bak şuna bak, kaplumbağa yumurtasına bak. Abi bayağı küçük. Bunu böyle katıyorsunuz gençler. Hatta bunlar genelde şu dipte oluyor muydu? Aynen. Bunlar böyle burada katılıyor gençler. Bunlar bir, yani bunlar belli bir süre sonra böyle büyüyor abi. Bunlardan kaplumbağa çıkıyor. Hatta ben size bir tane şöyle yavru bir kaplumbağa bulursam onu da göstermek istiyorum. Yavru bir kaplumbağa. Aa, orada var mı, bir dakika? Aa, buldum. Buldum. Yavru kaplumbağa. Reis. Yavru kaplumbağa, nereye gidiyorsun? Bak bak, annesini takip ediyor. Bak annesini takip ediyor. Küçücük ya. Abi bayağı cidden iyi olmuş gençler bu Minecraft 1.13. Hani bayağı bir şey yapılır artık ve kaplumbağalar aşırı hani böyle sağlam. Mesela şöyle örnek göstermek gerekirse gençler, şu kılıcımı alacağım. Mesela bir tane kaplumbağayı öldürmeye çalışalım. 1 2 3 Dur, vuramadım. 3 4 5 5 vuruşta ölüyor gençler, bakın tam tamına 5 vuruş. Bu arada deniz otu çıkıyor bunlardan. Bunlar galiba suya mı katılıyor? Yok, bunlar ne yapıyor? Yeniliyor mu bunlar? Neyse, bu da kalmış olsun. Ve bu arada gençler papağanlar böyle arasında ıslık çalıyor. Bayağı bir garip yani. Başka şöyle gösterebileceğim. Morino var gençler. Morino balıkları. Başka papağanlar var, şöyle göstereyim. Abi renkleri çok tatlı değil mi? Şunlara bakar mısınız? Bak bak, suya da girmiyorlar. Başka gençler somon balıklarımız var. Bunları böyle karaya katarsanız böyle ölüyorlar. Yazık. Neyse, sizde çok can çekiştirmeden sizleri ben şöyle öldüreyim abi. Hani can çekişmeyin boş yere.
Hatta dur lan, ben suya atayım. Git buradan. Ha, suya attım, güzel, tamam. Ölmedi hiçbiri, güzel. Hiçbirini öldürmedik. Bu da iyi bir şey abi. Şimdi gençler, buradaki yumurtalardan da kaplumbağa yavruları çıkacak birazdan. İnşallah yani videonun sonlara doğru böyle onu da gösterebilirim sizlere. Ayrıca gençler şöyle bir kafalık var. Bunun craftingini unuttum ama gençler, bu kafalık bize sudan nefes almamıza yarıyor. Haberiniz olsun yani. Yani tamamıyla Minecraft 1.13 birazcık doğaya ve hani su altına önem vermiş diyebiliriz gençler. Ayrıca somonu koydum mu? Aynen, somonu koydum gençler. Kaplumbağa zaten biliyorsunuz. Kaplumbağalar bu şekilde hem karada hem de suda yaşayabiliyorlar zaten bildiğiniz üzere. Ayrıca bir de tropikal balığımız var gençler. Bunlar da böyle renkli renkli doğuyor. Şöyle suyun içine girersek göstereyim sizlere. Şöyle bakarsanız gençler sizler de. Değişik değişik renklere sahipler. Neyse, bunları da geçelim şöyle. Şunları ben bir suya attırıvereyim şöyle. Hadi bakayım, görüşürüz. Başka gençler, şunları anlamadım. Kovalar var burada mesela. Morino kovası diyor. Hani bunu koyunca... Ha. Mesela bu balığı yakalayabiliyoruz mu? Şöyle bakayım bir. He, galiba şey yapmamız gerekiyor. Biz bunu nasıl yakalayacağız? Vallahi şu an hiçbir fikrim yok gençler. Böyle işte kovalar var abi. İçinde balıklar falan var. Bunu nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum gençler. Biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Ama şunu sağa tıklayınca alamıyorum ki balığı. Balığı aldırmıyor. Neyse, şu iki balığı da özgür bırakalım şöyle. Hadi bakalım, gidin yolunuza. Bunları da şöyle atalım abi. Başka neyimiz kaldı bakalım şöyle. Tik coral falan var gençler. Bazı mercanlar ve su yosunu falan var. Bunlar zaten koyulmuyor gençler. Şöyle bir time set. Time set day çekelim abi. Gündüz olsun. Gece gece videonun böyle renkleri gitmesin abi. Ay, yumurtadan şey çıktı. Kaplumbağa çıktı. Küçük Rıfkı çıktı. Küçük Rıfkı suya kavuştu ve arkadaşı Hamdi ile beraber köşelerine çekilip takılmaya gittiler. Anası nasıl koşuyor abi, kaplumbağa çok hızlı gidiyor suda. Harbiden ha. Gençler bir de bunlar var. Bunlar böyle suyun altında olan bitkiler. Yani şöyle göstereyim isterseniz. Kaplumbağa reis tabi bana vurmazsa. Hani suyun altında bayağı hoş gözüküyor. Hatta şöyle biraz derinlere inmeye çalışsak şöyle. İnebiliriz biraz daha. Böyle kırayım birazcık abi. Yani mesela gençler hani şuraya falan koyabilmemiz lazımdı. Niye koyulmuyor? En aşağılara koyulmuyor mu? He, anladım gençler, birazcık yüksek kesimlerde yetişiyor sanırsam bunlar. O yüzden bunları böyle katacağız. Ama bunların ne olduğunu bilmiyorum. Şu fanların ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar da suyun altında mı yetişiyor bunlar da? Hayır, işte bunlar da değişik küçük böyle bitkiler gençler. Siz demek istediğimi zaten anladınız yani. Bunları da şöyle atayım abi. Ayrıca benim değişik gördüğüm öyle çok bir şey kalmadı aslında. Şu var, deniz otu var ve kurutulmuş yosun bloğu var abi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bundan galiba çıkan yosunları birleştirip craftingleyip böyle bir blok mu elde ediyoruz, onu da hiç bilmiyorum. Ancak bu suyun altına filan da galiba koyuluyordu abi. Aynen öyle. Sonra deniz otu var gençler, zaten bu da kaplumbağa reisden çıkıyordu bildiğiniz üzere. Ben şeyi merak ediyorum, papağanları öldürürsem bana ne veriyorlar? Bana tüy veriyorlar. Başka bir şey elde etme şansım var mı? Tüy veriyor, kalp çıkıyor. Peki sen de tüy veriyorsun. Anladığım kadarıyla bütün papağanlar bize sadece o yumurta da veriyor. Bu o zaman papağan yumurtası bu. Ha, tavuk yumurtası veriyor papağan. Bu nasıl papağan? Bozuk bu ya. Aslında gençler, bu yeni gelen sürümde çok fazla şey var. Hani nasıl söyleyeyim size? Hani benim görmediğim ve şu an daha bilmediğim daha bir sürü şey var. Ancak gençler, onları bilmiyorum ve şu mızrak buldum. Evet, mızrağı ilk defa gördüm. Mızrak buldum. Ne bu? Wow, bir dakika, ben bunu ilk defa görüyorum, bir dakika. Mızrak mı? Senin yapımın nasıl oluyor ya? İşte bunu gösterse keşke, bunu göstermiyor. Bunu snapshot'ını tam okuyup da aslında bakabilirdim, ancak böyle bir mızrak atalım reis. Oo, abi tek atıyorum. Wow. Yalnız var ya, ses efekti falan efsane olmuş, oyuna mızrak gelmiş. Sizi kutsuyorum. Ameno. Ameno tavila tabi ameno. Neyse, şuna bir tane vuralım. Sen de geber, sen de geber. Hadi bakayım ha. Bu arada mızrakları sanırsam toplayabiliyoruz şöyle. Bir game mod 0'a geçelim. Şöyle game mod 0, hatta adventure yapalım şöyle. Tamamdır. Abi bunlar peki atınca geri alabiliyor muyuz biz bunları? Şöyle bir atayım. Ha, orada kalıyor, gidip almam lazım. Oo, bir de bunların canı var. 9 saldırı değeri. Wow. Reis, dur bakayım bir. Köylü var orada. Vuramadık. Hadi son bir kez daha.
Vurdum. Vurdum. Vallahi vurdum. Köylüyü vurdum. Köylüyü vurdum. Abi mızraklar çok efsane olmuş ya. Bak bak, bir de buraya saplandı abi. Bir de buraya saplandı. Ve gençler şöyle bir şey sanırsam. Bakayım bir. Aynen aynı şekil. Gerçi bu eski sürümlerde de vardı. Abi mızrak yalnız efsane olmuş cidden, artık elmas kılıç falan ben kullanmam abi. Mızrak devri. Devir mızrak devri. Var mı başka bana? Yan bakana kafasından vurayım. Bak bak köylüyü nasıl vuruyorum. Hoppa. İşte bu. İşte bu. Mızrağım nerede benim? Oba, mızrağımı da alırım şöyle. Altta madenler falan varmış. Neyse gençler, oyuna dediğim gibi daha fazla böyle hani gelen bloklar olsun, böyle yeni buglar olsun. Yani yeni mesela chestler olsun falan filan, böyle yerlerin altlarında dolu şey var gençler. Ancak onları fazla bilmediğim için sizlere gösteremedim. Bu yüzden hepinizden ayrıyetten özür dilerim gençler. Gösterebildiğim kadar gösterdim. Minecraft artık değişiyor gençler. Umarım gençler Minecraft artık bizim için daha da böyle güzel ve hani hoş görünen bir oyun olur yani. Çünkü çoğu kişi artık Minecraft'ta hani böyle birazcık değişik gözle, küçümser gözle bakıyor. İnşallah da Minecraft kendini geliştirir yani, bizlere bunu sunuyorsa abi daha da yapabileceği çok şey var demektir bu. Neyse gençler, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz gençler. Aşağıdan da bildirimleri açarsanız her videomdan ve canlı yayından haberdar olabilirsiniz. Videoda like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hop! Bam! Bana vuruyor mu acaba? Hadi bakayım. Yürüyorlar karanlıklar, sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar, yasa dışı yollar, he. Tarafını seç, el verdi gençlere kafanıza sıkacak.